Hepinize tekrardan merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte A'dan Z'ye Discord eğitimlerimize devam ediyoruz arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Mecat botu ile nasıl kayıt sistemi yapabilirsiniz bunun hakkında konuşacağız. Daha fazla böyle eğitim videolarının gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalıma abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. İsterseniz fazla uzatmadan videomuza geçelim. Evet arkadaşlar, bugün Mecat botu ile nasıl kayıt sistemi yapabilirsiniz bunun hakkında konuşacağız. Daha önce böyle bir video çekmiştim arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Nereden baksanız 1-2 ay önce çekmiş olduğum bir videoydu bu. Discord kayıt sistemi yapma. O videoda da Mecat botu kullanmıştım. O videoya yeni izleyenler, kişiler artık sorun yaşadıklarını falan söylüyorlardı ve Discord sunucumuza gelip bana yazıyorlardı. Abi işte Mecat'ta şöyle şöyle sorunlar yaşıyorum, bana yardım eder misin diye. Ben de panele girip bir bakayım dedim gençler ve panelin değiştiğini öğrendim. Yani şöyle söyleyeyim, Mecat'ın sahibine de yazdım. O da sitelerinin değiştiğini söyledi. Yani site üzerinden yönlendirme yapmayı tercih etmiş. Biz de bu videonun güncel halini çekme gereksinimi duyduk. Ve şimdi o video ile karşınızdayız. İsterseniz fazla uzatmadan botumuzun ayarlamalarına geçelim. Evet, şimdi şöyle göstereyim. Discord sunucumun ayarlarını yaptım şöyle. Hani fazla şey olmasın diye, yani vakit kaybetmeyelim diye. Şöyle ben bir tane sunucu kurdum ve birkaç ayarlamalar yaptım gördüğünüz gibi. Admin, bot, üye ve kayıtsız diye birkaç ayarlama yaptım gençler. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şimdi isterseniz sitemizden Mecat botumuzu çağıralım. Şu Discord'umu yan monitöre alayım. Evet. Şimdi yeni bir sekme açıp gençler buraya mcat şöyle tire koyup mcat.org yazarak orijinal yeni sitesine gidebilirsiniz gençler. Önceden Mecat ana sayfa yazıp sitesine gidiyorduk. O site kapanmış gençler. Onun da bilgisini vereyim. Artık yeni site bu gençler, mcat.org. Açıklama kısmında link olacaktır. Google'a yazıp yazmaya üşenenler için açıklama kısmına yine de link koyacağım. Onun da bilgisini vermiş olayım. Şöyle sitemize gidelim artık. Şöyle sitemiz açılsın bir. Evet gençler, sitemiz açıldı. Sitemizin paneli böyle gençler. İlk başta sizi böyle bir yer karşılıyor. Buradan arkadaşlar biz Mecat'ı kullanacağımız için şuradan siz ilk önce davet edit'e tıklayacaksınız. Aslında bizim ilk önce davet edit'e tıklamamız gerekiyor. Botumuz şu anda sunucumuzda değil. Şimdi davet edit'e tıklıyoruz gençler. Burada önümüze bir tane sekme açılacak. Gördüğünüz gibi burada Mecat'ı hangi sunucumuza davet etmemizi soruyor. Buradan gençler ben hemen gidip Mecat kayıt sistemi sunucumuzu işaretleyip devam et'e tıklıyorum. Yönetici olarak yetki verip yetkilendir'e tıklıyorum. Bizden onay istiyor, robot musun değil misin diye. Onayımızı verdik ve artık bot sunucumuza geldi gençler. Şu anda gördüğünüz gibi bot sunucumuzda. Ayarlamaları birazdan yapacağız. Hatta şimdi yapalım isterseniz. Şöyle kendimize rol verelim. Şöyle bota bot rolü, kendime de admin rolü veriyorum gençler şöyle. Ondan sonra ayarlamalar kısmından Mecat botunu bulup gençler şuradan hemen bunun rolünü yukarı getiriyorum. Evet, bu kadar basit. Bunu yaptıktan sonra zaten yönetici rolü olduğu için her işi yapabilir. Bu yüzden kaydet deyip burayı kapatıyorum. Sonra bunu yana atıyorum. Evet. Şimdi panelden devam ediyoruz gençler. Şimdi buradan panele gir diyorum. Artık işimiz panelden devam ediyor. Ha bu arada o hatayı alanlar için şöyle göstereyim. Mesela önceki videomuzda ünlem kayıt sistemi yazdıklarında bu özelliği ayarlamak için lütfen web sitemizi ziyaret edin diye bir uyarı veriyor ve web sitesini burada yazıyor gördüğünüz gibi. Bu uyarının kesin çözümü burada arkadaşlar. Onun da bilgisini vermiş olayım. Gördüğünüz gibi yetkili olduğunuz tüm sunucular burada gözüküyor. Böyle yeni açtığınız sunucular genelde aşağıda oluyor. Şöyle göstereyim. Şurada aşağıda oluyor benimki. Burada Mecat diye şeyim olmuş. Bir dakika, ben önceden bir deneme yaptım. Gençler bu arada hesabınızı yetki vermediyseniz zaten siz ilk başta panele giriş yap dediğiniz zaman sizin hesabınıza bağlanmak için yetki isteyecektir. Siz buradan yetkilendir işaretine tıklayın. Ben hesabıma yetki vermeyi unuttum. Ondan dolayı orada sunucum gözükmedi. Şimdi muhtemelen sunucum gözükecektir. Hemen şuradan panele gir diyorum. Panele girsin. Bakalım. Evet. Şöyle hemen aşağıya iniyorum. Bakalım sunucum gelmiş mi? Evet. Gördüğünüz gibi Mecat kayıt sistemi diye sunucum gelmiş. Şimdi buradan yönetim paneline tıklayarak panele giriş yapıyorum gençler. Buradan sayfamızın açılmasını bekliyorum. Burada gördüğünüz gibi önümüze 3 tane bot karşılıyor bizi. Mecat, Setat ve Mecat Pro. Biz tabii ki Mecat'tan devam edeceğiz. Sunucuyu yönet işaretine tıklıyorum. Butonuna tıklayarak panele giriş yapıyorum gençler. Gördüğünüz gibi önümüze bir sürü şık çıkıyor. Biz önceden şöyle göstereyim. Hani hala devam ediyor mu bilmiyorum ama. Bakın şuraya ünlem yardım yazdığımızda. Aynen şurada yazan komutlar var ya gençler. Bakın işte ünlem koruma, ünlem eğlence, moderasyon. Bunların hepsi gençler
buraya gelmiş. Yani artık kolaylıkla panelden de ayarlayabiliyoruz gençler. Onun da bilgisini vereyim. Şimdi bizim yapacağımız işlemler moderasyon bölümünde gençler. Onun da bilgisini vereyim. Şöyle moderasyon seçeneğini bulup yönete tıklıyorum. Moderasyon kategorisinin içine giriyorum. Burada gördüğünüz gibi önümüze bir sürü seçenek çıkıyor. Şimdi bizim yapacağımız işlem şu. Birinci olarak otorol ayarlamak, ikinci olarak da kayıt sistemini ayarlamak. Şimdi onu da söyleyeceğim nasıl yapacağınızı. Şöyle birazcık yukarı çıktığınızda otorol çıkıyor burada gördüğünüz gibi. Bunu düzenle diyorsunuz. Hemen otorol seçeneğini tıklayıp giriyorsunuz. Şimdi sitemize girdikten sonra birazcık aşağı iniyoruz. Gördüğünüz gibi artık işimiz burada. Önceden hep otorol işini chatten böyle şuraya işte ünlem, otorol, işte ne bileyim kayıtsız. Bakın şöyle kayıtsız yazayım. Böyle yaza yaza uzun uzun yapıyorduk ama artık sitemizden kolaylıkla yapabileceksiniz. Onun da bilgisini vermiş olalım. Şimdi rol seçin bölümüne gelip buraya otorol vereceğiniz rolü seçiyorsunuz. Ben otorol olarak kayıtsız rolünü vermesini istediğim için buraya kayıtsız rolü veriyorum. Sonra kayıt kanalı seçin diye bir şey verdi. Burada hemen şuradan bir tane log kanalı oluşturalım. Şöyle sağ şey yapalım. Kanal oluştur. Buraya log yazalım. Bir tane kanal açalım. Evet. Bütün işlerimizi buradan halledelim şöyle. Gençler şu anda ben yeni oda açtığım için burada gözükmüyor nedense. Ben siteyi yeniden yeniledim işte kapattım yeniden açtım ama yine de burada gözükmüyor. Ben buraya genel seçeneğini seçiyorum. Yani şuradaki sunucu ilk açtığımızdaki genel odaya gelecek şeylerimiz, mesajlarımız. O yüzden bu kanalı seçiyorum hemen. Genel seçeneğini seçtim. Otorol şey rol seçin dediği yere de kayıtsız rolü verdim. Burada mesajı düzenleyebiliyorsunuz ama bu pro versiyonu yani Mecat Pro botundan ayarlayabiliyorsunuz. Eğer pro şeyiniz varsa bunu alıp yapabilirsiniz. Otorolümüz de böyle oluyor gençler. Burayı kaydete tıklıyorum. Gördüğünüz gibi harika yaptığın değişiklikler kaydedildi diye böyle bir ekran çıkarttı önümüze. OK'ye tıklıyoruz, OK'a tıklıyoruz. Sonra bu siteyi kapatabilirsiniz gençler. Burada bir şey kalmadı. Otorolü sevmezseniz burada ayarları sil seçeneğine tıklayabilirsiniz. Şimdi isterseniz hemen burayı kapatalım. Şimdi otorol seçeneğimizi yaptığımıza göre sırada kayıt sistemi bölümümüz var. Kayıt sistemi bölümüne giriyorum. Düzenleye tıklıyorum buradan. Yeni şey geliyor. Sekme açılıyor önümüze. Buradan verilecek rol, sonra silinecek rol, kayıt olacak kanalı seçin ve kayıt bildirim kanalını seçin diye önümüze şıklar geldi. Şimdi buraya verilecek rol seçeneğine tıklıyorum. Ve buraya ünlem kayıt işte belki 15 diyelim. Onu yazdıktan sonra verecek rolümüz ne olacak? Yani bir kişi kayıt olduğunda ona hangi rolü verecek? Biz tabii ki kayıtsızdan yeni üye ama şey kayıtsızdan üye rolüne geçmesini istediğimiz için buraya üye rolü veriyorum. Silinecek rol de artık çocuk kayıt olduğu için doğrulanmış üyeye şey doğrulanmamış üyeye gerek kalmıyor. Yani kayıtsız rolüne gerek kalmıyor. Bundan dolayı kayıtsız rolünü buraya seçiyorum. Aynı bu şekilde yapıyorsunuz gençler. Sonra kayıt olacak kanal olarak geneli seçiyorum. Siz yeni oda kurduğunuz zaman burada gözükecektir. Benim sunucum hem yeni işte hem de botu yeni getirdiğim için muhtemelen burada gözükmüyor. Ama siz tabi yaptığınız zaman burada gözüküyor. Yani her türlü orada odanız gözükür gençler. Sıkıntı olmaz. Şimdi bunları da ayarlıyoruz. İşte kayıt bildirim kanalı seçin. İşte burayı da genel olarak seçiyorum. Sonra üye isim düzenleyici diye bir şey var. Burada arkadaşlar sunucuya kayıt olan kişilerin isimlerini özelleştirebiliyorsunuz. Mesela bakın ben buraya bir simge koyacağım diye. Ne diyelim? Mesela işte şöyle şöyle bir şeyler olsun. İsminin başında. Şöyle şöyle bir şeyler olsun. Mesela sallıyorum. Sonra bu şeylerin içerisinde bunların içerisinde üye ve yaş yazdıklarında işte ismi buraya yaşı da buraya girecek. Yani isim böyle olacak gençler. Onun da bilgisini vereyim. Yani siz buraya kendinize özgü şeyler yapabilirsiniz. İsim yazabilirsiniz. Tamamen size kalmış. Buraya kaydet seçeneğini tıklıyorum. Lütfen bekleyin dedi. Harika. Yaptığın değişiklikler kayıt oldu. Şey kayıt edildi dedi. Buradan OK'ye tıklıyorum. Ve artık kayıt sistemimiz oldu gençler. Kayıtı sevmezseniz dediğim gibi burada ayarları sil seçeneğini tıklayarak silebilirsiniz. Şimdi ben burada şöyle getiriyorum buraya. Gençler bu arada odaların ayarlamalarını da yapalım isterseniz. Burayı kayıt kanalı olarak düşündüğünüz zaman şöyle söyleyeyim. Mesela Peryon'un mesajları oku, mesaj gönder özelliklerini kapatabilirsiniz. Veya burası boşta kalabilir. Buraya üyeyi alıp işte mesajları okuyu kapatabilirsiniz. Sonra buradan kayıtsız seçeneğini seçip buraya mesaj oku ve mesaj gönder özelliğini açabilirsiniz. Ondan sonra mesaj geçmişini oku seçeneğini açabilirsiniz. Bunları söylemiş olayım. Sonra işte diğer kanallara da şey uygulayabilirsiniz. Mesela
buranın da genel chat olduğunu düşünelim. Buraya da gelip şöyle Everyone'un şeyini kapatın tabii ki. Mesajları oku özelliğini kapatabilirsiniz. Buraya üyelerin şeyini bakıp hani üyelerin rolünü alıp mesajları oku, mesaj gönder ve mesaj geçmişini okuyor. Açıyorsunuz. Doğrulanmamış üyeye gelip yani kayıtsız rolüne gelip mesajları okulup mesajları gönder ve mesaj geçmişini oku özelliğini kapatın. Bu ayarlamaları yaptıktan sonra sizin de kayıt işleminiz olacaktır. Birisi gelip gençler buraya ünlem kayıt işte Berke 15 yazdığı zaman onun şeyi kayıt olacaktır. Hani ben sunucunun kurucusu olduğum için benim şey olmadı hani ismimi değiştiremedi ama rol bakımından bana üye rolünü verdi. Tamamen işlem bundan ibaret gençler. Yani bu kadar siz de kolay bir şekilde kayıt sistemi yapabilirsiniz. Umarım videomuzu beğenmişsinizdir. Daha fazla böyle Discord eğitimlerinin gelmesini istiyorsanız da kesinlikle kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın. Bu videomuza da like atıp yorum atarsanız beni gerçekten çok mutlu etmiş olursunuz. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın. Kendinize iyi bakın. We'll be right back.